Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hoş Bugün bulduk. sizlere Moğol oynayacağım. Yanımda gene Mustafa var. Evet. Karşıda iki tane Fransız var. Evet. Sadece mızrakla Ya da ben mızraklı basayım, sen şey bas. Ne diyorsun? Var mısın benimle bu saçmalığa? kanka benim hızımda basacaksan olur. Ama ikinci, üçüncü çağa giderken dönüp bir daha asker basmaya döneceksen olmaz. Fark ettiğin Anlatıyorsun üzere ya. derecelilerde kesinlikle üçüncü çağ muhabbeti yok. Şöyle oduncu yapmamak için ne yapıyoruz? Oduncunun dibine ana binamızı kuruyoruz. Böylelikle 150 odundan tasarruf etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bir tane yurttan zaten Moğolların böyle madencisi, oduncusu falan yok. Bir tane yurdu var. Hep bütün ticaret burada dönüyor arkadaşlar. Yani kaynak toplama burada dönüyor. O yüzden bu binadan bütün upgrade'lerinizi yapabiliyorsunuz. Böyle bir güzelliği var Moğol. Şimdi birazdan aslında lan direkt şey mi yapsın? Şöyle ova yapalım direkt. Lan hadi ikinci çağ bile basmayacağım Mustafa. Hadi bakayım. Şu oduncuları yönlenelim. Şöyle gitsen Kangs. Devam, devam basmaya devam. Az önceki harita mı geldi? Evet, aynı harita. Oy, bu ne? Bunu niye görmedim? Bir çarçınam. Vırçın. Şöyle git abi. Buradan geri dön böyle. Bu Moğolların boğaz müziği de çok garip ya. Kırtaktan. Zenci gırtlağı diye övünenler herhalde Moğol gırtlağını duymamış. Evet. Şöyle bir tane mızraklı basmak için. İkişer ikişer basarız mızraklıyı oradan ya. Çıtırdan. Sevmeyi. Ulan ne az koyun buldum ya. Moğolum diye mi böyle yapıyorsun? Oyuncuğum. Tamam şunu artık dönün abi. Şakasız. Basmayacağım lan. Çağ basmayacağım. Cahil kalacağım. Ne? What the fuck? Ben öyle bir şey yapmadım oğlum. Ne yaptı bu? Kendi kendine ana bina toplandı lan. Ben mi bastım acaba, fark etmedim. İlginç. Vallahi ilginç. Bunlar yemekçiydi herhalde, aynen.
O ne koyun buldun lan şerefsiz. Keşke Yok benim be. olsa. Vereyim mi? Yok canım al. Nispet yaparmış gibi gözlerine sokayım dur. Lan ölüyormuşsun ne gülerim var ya. Niye gülüyorsun? Anlamadım. Biz takım arkadaşı olduğumuzu söylememe gerek var mı? Kardeşim yani hani nispet yapmak için 17 tane koyunla gidersen oraya gülerim amına koyayım ya. Yapacağım lan. Daha fazla bulacağım. Peki kardeşim. Eğer bu Bak koyunlarına bak. raşlayacaksa bunlar eğer sana raşlayacaklar haberin olsun. Başlasınlar, başlamazlar sanırım. İyi tek tek basarak hızlı bir şekilde aslında bastım yani. Baktığım zaman güzel mızraklım var. Sen dün yazar bozuksa. Sabırı bekleteyim Adam ben. direkt ticaret döndürmeye başlamış arkada. Ticaret. Ticaretini arkadan sarkabilirsen. Peki abi. Şöyle bekleyeceğim. 80 taş olsun. İkişer ikişer basacağım. Şimdi biraz ama artık ikinci çağa basak değil mi yani? Artık ikinci çağa basalım. Şimdi şöyle 3 tane işçimi şuraya yollayacağım. O zamana kadar anca Kanka bunlar gelirler. ikinci simge olarak ekonomik şey yaptığını söyleyeyim mi? Çok saçma ama öyle. Ne yapmışlar? İkisi de ekonomik simge yapmış. Saçma. Ve Nuplar demek ki. evet. Nuplarla karşı karşıyayız. Yap abi şunu. Kanka raşlayalım mı? Bastım ben mızrak. Raş. Tabii kaç tane bastın? 14. İyi güzel. Birazdan çıkalım kanka. Allah kahretmesin. Neler yapıyorum ben ya. Bugün bir avellik var üzerimde. Şöyle dön abi sen. İki tane kalsın ya da ya. Çok kararsızım. Ah so. Mırk so. Ne demek acaba? Şöyle bir mera yap abi sen. Kanka izcini karşındaki adama salsana öncünü. Askeri var mı? Taktik mi bu yoksa? Nukluk mu öğrenelim? Bakalım kanka. Peki. Kanka bunlar asker basmamış gibi ama. Hadi çıkalım istiyorsan. Hangisine giriyoruz? Mavi. İşçileri önümde. Direkt keseceğim. Tamam geliyorum ben. Abi sen bir mera daha yap. Ana merkez base mi basmış bu? Şurada toplansın koyunlar ya.
Town Center var. Kanka bu ekonomiye gidiyor böyle mi? Bence ekonomiye gidiyor. Bunlar kötü kanka. Bunlar harbi kötüymüş ya. Bak bak. Baba ne yapıyor bak. Arkadaşın satıyor bildiğin. Oğlum ne lan bu? Binaya soktum işçileri. Gerçekten kötü ya. Ondan sonra çocuk bana yazıyor. Botlara karşı mı oynuyorsunuz? Haklı çocuk abi. Bu nedir ya? Neyse geleyim, oranın içinde şey yok zaten. Ben gideyim şuna. Kanka orada da bir tane işçisi duruyor bu arada. Evet, sokmuyor içeri. Bunu da öldürün abi. Böyle yolla abi askerleri. Ha, atlı çıkarmaya karar vermiş. İyi yapmış. Bunu daha geç şey erken yapsın. Geç diyorum ya. Pardon. Birazdan kuşatma upgrade'i gelecek benim. Ben de onu bastım kanka. Hızlansın diye bastım. Güzel abi. Neymiş? Evet, bu upgrade'leri yapan arkadaşlar, yani bu upgrade'ler bakın bina yıkınca 50 yiyecek altın. Hani baktın oyundan yana bir ya şey aynen. Yok. Bari o şeyi anlatayım. Arkadaşlar böyle Moğol tek bir yerden upgrade yapıyor. Bu Ova'nın içinde özel upgrade'ler var. Böyle çifter çifter asker basabiliyorsunuz. Her binada var bu neredeyse. Ama askerin şekline göre taş miktarı da artıyor. Mesela mancınık için 400 taş istiyordu sanırsam. Ama belli bir süre sonra 4. çağda mesela bu tüccarlar taş da getiriyor. O zaman sapık gibi istediğiniz her şeyi çifter çifter basabilirsiniz. Şöyle ben şurayı bir yakayım da. Bunu 2 yapmıştım, bunu 1 yapmıştım. O yüzden karıştı. Şöyle para gelsin abi. Para kasıyoruz biz bunlardan. Para, yemek. Oo, atlı çıktı buradan. Oo, reis. Şöyle arkada bir koç kuruş yapalım da boşuna mızraklımız ölmesin. Şerefsiz. Ha, bu sefer yemem diyorsun. Tamam, cici oyun şu an. Zaten ciciydi de. Oğlum şunları öldür lan. Mustafa ya. Bak adam kanka, o kadar şey kötü bak, değilmiş bak, görüyor musun? Abartıyormuşsun. Adamlar o kadar kötü değil. Biz botlara karşı oynamıyoruz, tamam mı? Ya
Oğlum niye geçemiyorsun oradan? Aslında ikinci çağa basmadığın zaman belli bir süre sonra çağa basmak aşırı kolaylaşıyor ekonomini arttırınca. Yani acele etmeye gerek yok o yüzden. Çağa basmadan. Ya Mustafa iyice saldın oyunu ya. Ayıp ama ha. Tamam kankam ya. Ulan çıksanız da. Kanka bir şey... Ben diğerine de saldırıyorum da bir yandan. Arkada eleman mı var? Ne? Oğlum şu köylülerin yıkıyor koç başını. Bak kim bakıyor buraya diyorsun değil mi? Yaraz. Şuna basalım. Ya şu an abi oyunun bir zevki kalmadı ki ya. Böyle olunca da hiçbir zevki kalmıyor ya. Baksana para mara. Kırla param var. Bakayım şöyle. Evet arkadaşlar bu okçuluk binasında Mangudaylar var. Moğolların özel askeri. Atlı okçusu. Çebana mı saldırdı lan? Ha. Peki. Yani neydi arkadaş ya? Böyle hiç zevk almıyorum ama ya. Gram zevk alıyorsa bir şey. Vallahi öyle şu an. Şöyle okçuları yapalım. Bu oyunda normal olmuyor. Ya çok zor oluyor karşıdaki adam ya da çok sağlam oluyor. Şunu şöyle bir şu simgeyi yapalım. Bu simge arkadaşlar heal basıyor yanındaki yaralı askerlere. O bakımdan güzel bir simge. Tamir ediyor ya şey. Helal olsun be. Esaslı adammış. Gördün mü? Neyse biraz oyun uzasın da oyunu anlatayım. Şöyle Mangudai basalım biraz. Biraz da şimdi şuna işçiler çıkacak. Şöyle şunu bir şey yapalım. Şey yapalım. Şuraya bir şunu yakınlaştıralım. Rahat taşısın odunu. Köylüler. Yoksa böyle eziyet olacak. Oo kanka. Ne oldu? Atla getiriyor. Vallahi hiç... Ya oraya bakmıyorum Mustafa'cığım. Ben ne yaptım? Diğer tarafa baksana kanka. İlginç. Bu kadar komik olan şey mi? Seni hiç alakadar etmez desen ona. Diyemedin lan. Vay be. O böyle de eziyet oldu. Şuraya bir yurt yapalım. Tamam bitiyor ya. Bir dakika bir huzur vermiyor arkadaş. Bunlar da gitsin. Arkadaşlar bu Mangudaylar genel olarak aslında zayıf ama şu upgrade'i şunu yaparsanız bir de şu fullerseniz şu menzilli hasarı şunu yani çok güçleniyor. Yani kalabalık olduğu zaman karşısında bir şey duramıyor yani Mangudayların genel olarak. Ama işte upgrade yapmadığınız zaman biraz zor. Kaçak oynamanız lazım. Şöyle güzel. Bakın şu an hiç altında işçim yok. Sadece tüccarlarla kasıyorum.
Bir tüccar şu an bana her şeyi getiriyor yani. Baktım gördüğünüz üzere. Bu ne lan? Ha, burada da mangudaylarım varmış. Farkında değilim. Bu ne yapıyor ya? Bunlar niye çıkmıyor? Ben onu anlamadım. İnanmışlar. Oo, simgesini tamir ediyor. Kardeşim selamünaleyküm. Ya o güzel. Tabii efendim. O yastıktan kafamı kaldı. Oğlum bu ne lan? Nasıl bir sur yapmış böyle? Aynen kanka. Onu şu an tamir ettin sen. Welcome to Moğol ses abi. Arkadaşlar böyle Moğol'da böyle pislik oynayacaksınız. Her daim. Aa bak. Ticaret yapıyor. Terbiyesiz. Bizden izinsiz ticaret yapıyor. Hepsini öldür abi. Şöyle gidiş yoluna gidelim ki para ekstradan para kazanmaz. Şöyle şunları öldür abi. Kaç para? 138. Böyle ticaret mi oğlum? Biraz uzak yapsanız da marketi ya. Bunları da biz mi öğreteceğiz size? Gerçi Mustafa ticaret yaptığı marketi de yıktığı için bu adamın şu an bu adamların neden oynadığına dair bir fikrimiz yok. Gerçekten inandılar. Aa arkada adamın Fransız atlıları var. Ne alakalı? Mustafa? Nerede kanka? Şimdi işte bu. Bu sıkıntı. Çok sıkıntı arkadaşlar. Ne sıkıntı olabilir kanka şu an? Hayır ya. Tamam o köylüleri öldür lan. Mutlu olacaksan öldür lan. Sen de mutlu olmayı hak ediyorsun. Aynen kanka. Sensin. To death. Bakın bu şey de iyileşiyor şu an. Şu çadırın yanına getiriyoruz askerleri arkadaşlar. Birazdan Moğol'u anlatayım madem oyun sarmıyor. Birazdan 3. çağa basacağım arkadaşlar. Ateşli. Rakibini küçümseme. Ayıp ayıp. Yok ne küçümsemesi. Estağfurullah. Bok gibi oynuyorlar ama küçümsemekten değil ya. Yani. Biz de bok gibi oynuyorduk ilk oynadığımız zaman. Şöyle ortada toplansın hepsi. Aslında bu kurultay etraftaki askerlere bir de ilave leadership veriyor ama yani bunun hiçbir manası yok yani bunu ne yapacaksın yanında mı taşıyacaksın bu şeyi yani. Mesela o özelliği niye öyle yapmışlar hiçbir fikrim yok. Böyle hemen toplanıp şey olsa mesela yani şöyle hızlı kurulsa gene anlarım veya hızlı yürüse ama böyle fuzili bir şey ben sadece iyileştirmesi için kullanıyorum. Bir ticaret yaptığınız zaman diğer şey de fuzili oluyor. Diğer simge daha fuzili oluyor. Çünkü altını arttırıyor bırakılan altını. Şimdi bu simgeyi yapıyorum ben genelde. Etrafında ova oluşturuyor. Bedavadan taş kasıyor size ekstradan. Müthiş bir simge. Şunlar olsun ondan sonra. Şimdi sapık gibi manguday basacağım. Şu upgrade'i alacağım. Ondan sonra cama. Mustafa ama izin vermiyor. Biraz oyun uzasın dedim ama Mustafa'cığım
Yıkıyor, yakıyor. Adamlar da izliyor. Ben oyunda bile değilim şu an ya. Oyunu anlatmaya heves ettiydim ama Mustafa'cığım adamları harbiden oyunda brutal bot olsa şu an daha iyi oynar yani. Kötü oynuyorlar. Oyunu bırakmamaları çok enteresan yani. Tamam. Evet. İnanmışlığını anlıyorum peki ama. Peki sen bütün simgeleri yıktın. Bu niye bunlar böyle? Yok şu arkada simgeleri var mı? Evet çıktı adamlar, tamam. Ya yok oğlum çıkmayın lan, şey yapmayın hani. Zahmet etmeyin. Evet arkadaşlar. Elimden geldiğince size Moğol'u anlatmaya çalıştım ama oyun İlk çok uzamayınca karşı okçu basma fantazisine girdim yani. Bayağı zorluydu. Oyun çok uzamadığı için videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. İnşallah daha ayrıntılı bir Moğol videosu çekeceğim.